Merhaba arkadaşlar, evde kal Türkiye çağrısına uyuyoruz ve evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz ve ekmeğimizi de evde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, hiç yoğurmadan ekmek yapacağız. Çok rahat, kolay, pratik bir ekmek yapacağız. Evet, bir tane yumurtam var. Bir çay bardağı sütüm var. Bir yemek kaşığı kuru mayam var. İsterseniz yaş maya, yarım paket, bu hazır paketlerden yarım paket kullanabilirsiniz. Şöyle kuru mayayı da size gösteriyorum. Normal bildiğimiz kuru maya. Onu ıslattım. Eğer siz 5-10 dakika öncesinden ıslatırsanız normal ılık suyla mayanız kabaracaktır. Ben normal çeşme suyuyla ıslattım hemen. Aslında hamur soğuk suyla yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Ama çabuk kabarmasını istiyorsanız her zaman hamurunuzu ılık suyla yoğurun. Benim normal çeşme suyu kullanıyorum. 3,5-4 su bardağı un alıyor. Bottom kek kalıbı kullanıyorum. Altına yağlı kağıt seriyorum. Sermeseniz de olur tabii ki. Zaten bunlar yapışmaz. Teflon. Çok pratik, çok kolay ve her zaman yaparım. Daha sağlıklı hale gelebilsin diye yumurta, süt falan koyuyorum. Koymayabilirsiniz de veya koydunuz bu şekil, bu tarifi yaparsanız malzemelerinizi artırabilirsiniz. Yumurtayı 3'e 4'e çıkarabilirsiniz. Sütü de aynı şekilde büyük tepsilerde yapabilirsiniz tabii ki. Yani malzemelerinizi artırıp daha çok ekmek yapabilirsiniz arkadaşlar. Zerdeçalımı da koyuyorum. Malzemeleri, sıvıları koydum. Unuttum, bir bardak su da koyuyorum içine. Bir su bardağı. Burada malzemeyi size göstermeyi unuttum. Evet, suyumu da ekliyorum. Ve hiç yoğurma yapmadan çırparak çok güzel bir hamur elde ediyorum. Tuzu da ekledim. Tuz göz kararı koyun. Çünkü tansiyon hastaları mesela daha az tuzlu veya tuzsuz yemekler yiyor. Şeker hastaları, tansiyon hastaları. Evet, birinci bardağı ekledim. İkinci bardağım oldu. Yavaş yavaş karıştırarak unumu ekliyorum. 3 oldu. Tam 4 bardak un alıyor. Tam 4 bardak un bu kek kalıplarına, bu boton kek kalıplarına, orta boy bir boton kek kalıbı. Tam uyuyor. Şimdi çırpıcıyı artık bırakıyorum. Ve kaşıkla, isterseniz elle çırparsanız daha güzel olur. Ha? Evet, kaşıkla böyle çırpıyorum. İyice böyle pütür pütür kalmayana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Evet, isterseniz elinizi böyle alta vura vura çırpabilirsiniz. Daha elle yapsanız daha güzel olur. Elinizi hafif yağlayıp çırpabilirsiniz. Ben şu an hani kamera çektiğim için çok da elim hamur olsun istemiyorum. Aslında ben elle yapmayı daha çok severim. Biliyorsunuz, diğer videolarımı da izlediyseniz ben asla eldiven kullanmadan el daha sağlıklı, plastiklerden daha sağlıklı. Ben eldivenle çok iş yapamıyorum açıkçası. Evet, hamurum hazır. Şimdi kek kalıbının altına kağıdı koydum. Dediğim gibi yani yağlı kağıdı koymasanız da olur. Neyi açabilirsin? Kapıyı açayım mı?
Kombi Ama böyle görünce. ben daha rahat oluyor bana çıkardığım zaman ekmeği. Kaça getirmiş? 37'ye getirmiş. Altını hamuru içine döküyorum ve hamurun burada mayalanmasını sağlıyorum. Yani buradan çıkarıp tekrar yoğurmuyorum, şekillendirmiyorum, hiçbir şekilde ellemiyorum. Benim biraz evde ekmeğim kalmadığı için ben şimdi fırını ısıtacağım. Yani çok sıcak olmayacak kesinlikle fırınınız. Fırın biraz ılık olsun. Atıyorum içine. İçinde bir yarım saatte ya da yani yarım saat 40 dakika falan mayalanıyor. Ama siz akşamdan yapıp akşamdan böyle hazırlayıp sabah kalkıp pişirip sıcak sıcak da yiyebilirsiniz. Ama bu ekmek dinlendikçe güzelleşiyor. Pişirilmiş. Mesela dinleniyor. Ben onu tost makinesinden dilimlerini ısıtıyorum, yağ sürüyorum. Çok şahane oluyor, çok güzel oluyor. Ya da ekmek makineniz varsa ekmek kızartma makinenizin içinde ısıtıp tereyağı sürüp yiyebilirsiniz afiyetle. Evet, kaşığımı yağlıya yağlıya. Tabii siz elle yapın. Kaşığı maşığı boş verin. Elinizi yağlayarak güzel düzeltebilirsiniz. Hamurum mayalandı. Şahane bir şekilde. Bakın üstü kalıp gibi tuttu. Çok güzel oldu benim hamurum. Çırparken çok güzel çırpın ki içinde un falan kalmasın. O yüzden diyorum elle çırpın. Eğer elle çırparsanız daha güzel çırpılmış olur, daha kuvvetli olur. Hiçbir şekilde ellemiyorum. Ve bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Tam bir yarım saat tuttu mayalanması. Böyle bir borcamım var. İçine şuraya kadar su koyacağım. Yarıya kadar. Fırının alt kısmına koyacağım. Buhar olsun diye. Hazır benim kaynar suyum var. Onu hemen koyuyorum alta. Zaten fırını da açtım. Sıcak olsun diye şu anda. Sıcak fırına koyuyorum. Evet bakın suyu alta koydum. Benim fırının telleri dışarıda ama bir şey olmaz. Hiç sorun değil. Ekmeğim pişti arkadaşlar. Hızlı bir çekim yaptım. Bakın aynen normal fırın ekmekleri gibi dışı çıtır çıtır sert oldu. İçi de o kadar güzel ki içinde zerdeçal var, sütü var. Ondan sonra yumurtası var. Çok sağlıklı bir ekmek yaptım. Mutlaka yapın, deneyin. Çocuklarınıza yedirin arkadaşlar. Şöyle bir bez yardımıyla ters çevireceğim. Çünkü şu an çok sıcak. El yiyemem. Çok kolay çıkacak. Hiç uğraştırmıyor. Bakın. Adam hocam. Alttaki kağıdı çıkarıyoruz. Bu şekilde ekmeğinizi bir saat dinlendirebilirsiniz. Mesela kahvaltınızı hazırlayana kadar bu bakın yumuşacık ekmeğin alt kısmı içi falan. Ama üstü aynen diğer ekmekler gibi çıtır çıtır sert bir ekmek oldu. Çok güzel oldu. Çok seviyorum ben bu ekmeği. Benim çocuklarım da çok sever. Normalde çok seçici olurlar ama çok şükür yaptım şeyleri. Yiyorlar, beğeniyorlar. Bakın dumanı hala üstünde. Sıcak çok elleyemiyorum. Gördüğünüz gibi sanki ekşi mayayla yapılmış bir ekmek gibi oldu. O kadar güzel. Şahane bir ekmek oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu muhteşem sağlıklı ekmeği yapın mutlaka. Deneyin mutlaka. Emin olun pişman olmazsınız. Şimdiden deneyen ve yiyen herkese afiyetler olsun, şifalar olsun. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.